tohumları hasat etme zamanı geldi. Bunlar da bahçedeki süs papatyaları. Bu kapsüllerin içinde tohumlar var. Tohumları da bunlar. Bunlar Mart ayında ekilebilir. Tohumların üstünü toprakla örtmüyoruz. Genellikle biz tohum ekme işlemlerinde belirli bir ekim derinliğine tohumları ekeriz ve üstünü toprakla kapatırız ama papatyayı kapatmıyoruz. Doğada da böyle zaten dökülür ve orada çoğalır. Tek yıllık gibi görünür. Mevsimi geçince gövdesi kurur ama bu bol tohumları sayesinde sürekli aynı yerde açar. Yani çok yıllık bir bitki diyebiliriz. Papatyanın tohumları bunlar. Bunlar da mutfakta kalan sebzeler. Bunlar da ekilecek. Toprak verimli olmayabilir ve toprak altı kısım gelişmeyebilir. Ama yine de bu güzel sebzeyi yetiştirmek faydalı olacaktır. Ürün alamasak bile faydalı canlıları bahçemize çekecektir. Şimdi bu da mercimek. Bunu güzel olarak vereceğim. Yeşil mercimek. Bu da mercimekle ilgili hazırladığım bilgi. Burada ana vatanın Latince ismi ve içerisindeki faydalı vitamin ve mineraller yazıyor. Mesela Antep dolaylarında malhıta deniyormuş yeşil mercimeğe. Malhıta çorbası, içinde protein oranı çok fazla. Bu sebeple hem bizler için iyi bir kaynak, iyi bir folik asit kaynağı, özellikle gebeler için, anneler ve çocuklar için, hem de bitkilerimiz için güçlendirici ve köklendirici. Bunu filizlendiriyoruz. Daha sonra robottan çekip kurutuyoruz ve böyle ekim yapacağımız zaman saksının diplerine, çiçeklerin diplerine koyuyoruz ya da bir parça alıp suyun içinde sıvı gübre haline getiriyoruz. Bu da keten çantamız. Evet, bu saatler bahçe için çok geç kalınmış oluyor çünkü güneş çıkıyor. Birçok bahçe işini gün ağarmadan yapmak gerekiyor ki bitkiler ısıdan etkilenmesin. Kız gözü çiçeği, bunu da yerel tohum grubundan aldım. Benim çocukluğumda olurdu bu. Daha sonra unuttum gittim ama çıkınca çok mutlu oldum. Çok kolay yetişiyor ve çok gösterişli. Şu anda da üzerinde bir sürü arı var ve çok faydalı. Bu da böyle eski bir lavabo. Buraya da fesleğen diktim. Bu yemeklerde kullanılan, pesto yapılan fesleğen ve diğerine de bildiğimiz kır fesleğeni diktim. Bu da börülce. Artık onu da şaşırtacağım. Havalar ısındıkça fide yapmak da çok zor oluyor. Hemen etkileniyor sıcaktan fesleğenler. Artık bunları da toprağa dikme zamanı geldi. Bu da yer elması. Şimdi çok hızlı bir şekilde hareket etmem gerekiyor. Burada mutfaktan çıkan gübrelerim var. Burada İngiliz sarmaşığı var. Suyu buraya bırakıyorum, köklendiriyorum bir dalı ama sıcaklar arttığı için artık kök atmıyor. Bunu da serin bir yere alacağım, kök atmasını istediğim için. Çünkü burada sıcaktan haşlanıyor. Şu anda alt bölmede bir erime gerçekleşmiş. Bu da güneşi seven bir bitki. Buz çiçeği. Şimdi burada soğan, salatalık, sarımsak ve çay var.
Burada yumurta kabukları var. Bunu ocağın yanında tutuyorum ve elime yumurta geçtikçe hemen bunun içine atıyorum. Bu bidon yaklaşık 15 gündür mutfakta duruyor. Yani lavabonun üzerinde hoş bir görüntü olmuyor ama topraktaki bitkiler bu sıvıyla coştuğunda, bol tohum verdiğinde çok mutlu oluyorum. Ve açıkçası o dağınıklık artık beni rahatsız etmiyor. Bu kabukların içinde de pirinç suyu var. Pirinçleri yıkadığım su. Burada patates kabuğu, aloe vera ve muz var. Bunu da seyreltip biraz sonra çiçeklerime kullanacağım. Aslında geç kaldı. Bu işi organik gübreleri seyreltme ve bitkilere verme işini sabah 5.30-6 gibi yapıyorum ki bitkiler güneşten zarar görmesin diye. Yine burada patates kabuğu, muz kabuğu, pirinç, kuru fasulye ve mercimek var. Bunlar da böyle. Burada da yine yumurta kabuğu. Tabii küflenmemesi gerekiyor ama ben bunları unuttum ve birazcık şey oldu. Bu da siklemen. Güneşte unuttum çiçeğimi. O sebeple soldu. Şu gölgedeydi. Kurudu. Soğan kendini yenilemek için bazen çok hızlı şekilde yapraklarını kurutuyor, sonra tekrar tazeleniyor. Siklemenin tohumları da bu şekilde bolca tohum veriyor. Şöyle. Serin yerleri seviyor. Şimdi bunu birazcık burada bekleteceğim. Daha sonra hemen serin ve gölge bir yere alacağım. Şimdi bunları kullanmak istiyoruz ama diyelim ki çöp olsun istemiyoruz. Saksının içerisinde zinya çiçeği, gelincik ve Türk mitolojisinde gelincik çiçeği Mehmetçiklerimizi temsil ediyormuş. Ne ilginç. Bunu yeni okudum. Hani doğru mu bilmiyorum. Askerlerimizi, şehitlerimizi temsil ediyormuş. Onun naif görünüşüyle. Yine zinya çiçeği. Tanesi 10 lira çiçekçide. Şöyle aynı sefa. Deniz lavantası. Diyelim ki bu gübreyi yaptık ama çöplerini istemiyoruz. Hemen bahçeye şöyle bir süzgeç alıyoruz. Benim evde vardı. Bunlar çok da ucuz oluyor. 5-6 lira bir şey. Ve sonra süzüyoruz. Bu doğal, organik mutfak atıklarımızı. Ve daha sonra tabii ki seyrelterek kullanıyoruz. Çünkü bunlar çok güçlü. Bu şekilde. Önce bunu döküp daha sonra su da verebiliriz. Ama en iyisi seyreltip ondan sonra vermek. Şimdi ben biraz sonra buraya kloru alınmış su dökeceğim ki bu bitkiye zarar vermesin. Bu şekilde süzüp hazırlayıp şişelere öyle de kullanabiliriz. Dediğim gibi önce bu gübreli suyu döküp daha sonra suyla seyreltebiliriz de. Kişnişlerim çiçek açtı. Patates aslında istemiyorum ama yine de yetişiyor. Ve börülcelerim. Bunlar yine yerel tohum grubundan gelen fasulye. Fasulyelerim olmuş bile. Şurada çiçekler. Bahçe açelyası. Bu alev çiçeği. Tabii bu çiçekleri hayvanlardan korumak zor oluyor. O yüzden böyle araçlar kullanıyorum ki zarar vermesinler. Artık bu da tohum bağlamak üzere. Ama bahçede bu yıl beni en çok mutlu eden şu kişniş çiçekleri oldu. Görüntüsü gerçekten çok güzel ve hoş. Bu bahçe açelyaları biraz asitli toprak seviyor. Onun için onlara bolca çay, kahve dökebiliriz. Zaten toprakta yetiştiği için kendini tolere edecektir. Şimdi bugün papatyaları çıkartacağım. Tohum olanları alacağım. Çünkü çok fazla yer kaplıyorlar.
ve bahçede yer kalmadı artık. Çok fazla ürün var. Son ürünleri de dikeceğim. Gül hatmi böyle. Siyah gül hatmi aldı başına gitti. Çok büyük. Bu da limon otu. Bugün toprakla buluşacak. Yandın mı dışarıda? Hadi gel bakalım. Gel, korkma gel. Tabii merdiveni dolu görünce korktu. Heh, sen de kapı sesini duydun. Sokakta yanıyorlar çünkü. Aferin kızım. Merdivende böyle sıralanmış şeyleri görünce korktu bir an. Ama sonra alıştı. Heh, korktun mu? Hayır korkma, bir şey yok. Aferin. Bu da limon otu. Böyle odunvari, bunun biçilmesi gerekiyor ama yerine yerleştirdikten sonra biçeceğim onu. Çörek otu tohumu kapsülleri. Böyle saksıda da var. Bunlar da çörek otu. Bu kapsüllerin içi tohum dolu. Bunlar kuruyunca açılacak ve hasat edilecek. Şimdi sıra geldi papatyalara. Dediğim gibi papatya tohumlarının üstünü toprakla örtmüyoruz. Zaten doğada da böyle dökülüyor ve aynı yerden çıkıyor. Mart gibi ekiyoruz. Tohumları saksının üstüne ekip daha sonra hafifçe elimizle bastırıp ve sulama yapıyoruz. Zorluğu olmayan, gayet güzel yetişen, çok güzel bir peyzaj bitkisi. Kızım ne oldu? Ha? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tohumlar 25-30 günde çimlenecektir. Ve Mart ayında ektiğimizi farz edelim. Nisan gibi çok güzel çiçekler açmaya başlayacaktır. Elle koparmak biraz zor. Bazı kişiler tarakla şey yapıyor, bunları topluyor. Ben şöyle bağ makası kullanacağım. Tabii bu bağ makasını dezenfekte de etmek gerekiyor. Bu şekilde koparacağım. Tohum şunların içinde oluşuyor. Şunları atıyoruz. Tohum tablasının içinde bir kabarıklık oluyor. Daha sonra dikenler çıkıyor. Adeta tohumunu korumak için böyle güçlü bir diken yapısı geliştiriyor. Bu dikenleri de aldıktan sonra tohumlar dökülüyor. Mesela şu artık tohumu olmuş. Şu çiçekleri açıyoruz. Ve tohumlar bunun içinde dökülüyor. Biz bir şey yapmasak da bu çalıyı olduğu gibi papatya yetişmesini istediğimiz yere götürüp atarsak ertesi sene orada tohum da yetişecektir. Öyle de olabiliyor. Bu da kabağımız. Bu kavuk kabak. Biraz bunu köpeklerin bahçeye girişini engellemek için diktim ama maalesef engel olamıyorum. Onlar bir şekilde bir yolunu bulup kazıyorlar. Mesela işte tel koydum. Şimdi bu hayvanlar buraları kazdı. Ben de korumak için böyle kasalar koydum. Mesela burada Cezayir menekşesi var. Şurada şahtere var. Burada alacalı begonvil var. Şunlar pikan cevizi. Ama hayvanların şöyle bir ihtiyacı var. Toprağı kazmak istiyorlar. Bu sayede streslerini atıyorlar. Kendilerine olan güveni geliyor. Kendilerini bu şekilde rahatlatıyorlar. Daha uysal oluyorlar. Daha sevgi dolu oluyorlar. Yani biz kendimizden hesap biçelim. Sürekli bir evin içindeyiz. Toprakla bir bağımız yok. Yani gergin oluyoruz, mutsuz oluyoruz. Hayvanlar da böyle. En basitinden tırnakları şekilsiz bir şekilde uzuyor. Yani bu hareketsizlik, toprağa basamama onların fiziki yapılarını da bozuyor. O yüzden her hayvanın
toprakla haşır neşir olması gerekiyor. En güzel kulübeleri yaptır. En güzel çimli bahçeleri ver. Ama illaki hayvan bu şekilde toprağa kazmak zorunda. Hem ona doğal bir klima olacak burası. Hem de stresini alacak. Ben de çiçek yetiştirmek istiyorum. Benim için her metrekare çok değerli. Ama onların sağlığı ve mutluluğu benim çiçeklerimden daha önemli. Onların sağlıklı olması, mutlu olması pek çok şeyden daha güzel ve daha mutluluk verici. Çünkü onlar da bir çiçek. Böyle koruyabildiklerim. Şunlar da susam. Bunlar susam. Zaten birazcık büyüdükten sonra hayvanlar o bölgeye girmiyor. Çünkü içinde bir tehlike olabilir bu yüksek yapılı bitkiler. İçinden bir şey çıkabilir diye içgüdüsel olarak korkuyorlar ve kaçıyorlar. Bunlar da yer elması. Bunlar saksıda yetiştirdiğim yer elması. Şu yer elmaları da buradan gitti oraya. İşte bunlar böyle güdük kaldı. Ama toprağa dikili olanlar çok güzel serpildiler ve büyüdüler. Heh, kızım sen de mi kazıyorsun? Evet. O da başladı. Şimdi bahçemizde toprak faresi var. Fındık faresi. Biraz da onun için böyle hunharca kazıyorlar. Ve serinlik için. Burada ağacın çok güzel bir gölgesi oluyor. Hem o gölgeden faydalanmak için, çünkü dışarısı çok sıcak. Asfalt şu anda gerçekten bir 40-45 derece var. Hayvan içeriye koşarcasına geliyor ben kapıyı açtığımda. Serinleme ihtiyacından dolayı. Ve toprağı kazıp burada yatıyor. Başka üzümlerim var ve keten. Keten çok güzel bir bitki. Neredeyse %80-85'i kurudu. Ama hala gövde aksamı yeşil ve hala çiçek açıyor. Gerçekten büyüleyici ve huzur verici. Müthiş. Bunu daha önce yabancı otları koparırken kökledim. O sebeple kurudu. Tohum kapsüllerinin içinde çok güzel keten tohumları var. Annem buraya mı geldin? Beğenmedin mi orayı? Bu keteni yetiştirmek de çok kolay ve keyifli. Bu güzel çiçekleri kalkıp görmek gerçekten mutluluk verici. Keten yetiştirmek istiyorsak, şimdi bu tohumları buraya atıyorum. Tekrar çıkar inşallah. Yazlık ve kışlık ekim yapabiliriz. Eğer kışlık ekim yapacaksak Eylül-Ekim aylarında keten tohumlarını ekiyoruz. Serpme usulüyle ekiyoruz. Eğer yazlık yapacaksak da ilkbahar gibi ekim yapıyoruz. Topraktan çok fazla vitamin ve mineral almayan bir bitki. O nedenle toprağı yormuyor. Ama bizim ekimden sonra azotla bu bitkiyi beslememiz gerekiyor. Onun için de en güzel şey işte baklagiller. Mercimek, bakla. Bunların yeşil aksamlarını çiçeklendiği zaman toprağa gömebiliriz. Ya da evde yaptığımız doğal gübrelerle toprağı besleyebiliriz. Ketenin birçok çeşidi var. Lif için yetiştirileni var. Tohumluk için yetiştirileni var. Ve pek çok sektörde de faydalanılıyor. Değerli bir sanayi ve endüstri bitkisi. Ülkemizde 60-61'li yıllarda keten tarımı çok fazla yapılıyormuş. 3000 ton, 6000 ton kadar üretildiği söyleniyor. Ama günümüzde 2 ton, 3 tona kadar düşmüş. Kıyafet yapılıyor, ilaç yapılıyor. Hayvan yemi olarak kullanılıyor. Mesela bazı yumurta kartonlarının üstünde yazıyor ya, omega 3, omega yönünden zengindir. Bunun sağlamamızın en kolay yolu hayvanların gıdasını zenginleştirmek. Hayvan ne yerse onu yumurtlayacak. Biz keten tohumu verdiğimizde elbette ki bu yumurtaya da yansıyacaktır.
Ketenlerimiz de böyle. Şimdi keten yetiştirmek o kadar kolay ki bahçedeki ketenlerimi göstereceğim. Mesela şuraya, yani burada toprak bile yok, ketenleri atmıştım ve burada da keten tohumu oluştu. Şunlar da kapsülleri. Bunlar tohumları. Çok kolay yetişiyor. Gezmeye gitmiyorum, merak etmeyin. Buraya attım. Burada da yine toprak yok. Burası sadece böyle yabancı otların tutunduğu bir yer. Şöyle. Burada yabancı otlar bir alan oluştu. Onun dışında beton. Yani kaldırım şöyle. Ama o kadar kanaatkar bir bitki ki tohumlar kendiliğinden toprağa tutundu, gelişti. Kapsül oluştu ve şu anda tohum verdi. Çok fazla asılmak istemiyorum çünkü kökü boşlukta olabilir. Kök yapısı da kazık kök ve etrafında zayıf kökler oluyor. Kökü çok derine inmiyor. Münavebe yapılabilir. Yani her sene aynı ürün ekilmemeli. Ertesi sene mesela mısır, baklagil ekilirse ekildiği toprak daha güçlü ve daha zengin olur.